Alize'den merhabalar. Sağlıkla, keyifle geçirebileceğiniz günler diliyoruz. Bugün sizlerle dışarıda rahatlıkla giyebileceğiniz bir yelek çalışması yapacağız. Alize Puffy Fine ipliğimizi kullanacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Puffy değil. Puffy, ilmekleri daha kalın olan ve ilmekleri daha büyük olan bir iplik. Bu Puffy Fine. Puffy ailesine yeni katıldı biliyorsunuz. Ve ince bir yapı. Bazı yorumları da gördüm. Hani kışlık ürün bu gibi. Ama kışlık değil. Bu hemen şu anda alıp dışarıya çıkabileceğiniz bir ürün. Biz çok önem veriyoruz. Böyle hemen kullanabileceğiniz ürünleri tam zamanında göstermeye. Bunu öğrene kadar da vakit geçmeyecek. O kadar kısa sürede örebileceksiniz ki sadece bir ya da iki günde bu yeleği yapabileceksiniz. 4 yumak Alize Puffy Fine kullandık. Süet gibi bir yelek. Çünkü ilmekleri küçük ve ince. Şimdi 4 yumak kullandık dedim. Burada bir teknik uyguladık. Bu tekniği sizlere çok yakın gösterebilmek için en iyi açıdan almaya çalışacağız. Ve sadece elimi görebileceksiniz. Mümkün olduğu kadar anlayacaksınız diye düşünüyoruz. Burada başka söylemek istediğim 4 yumak dedik, Alize Puffy Fine dedik. Çok kısa sürede hiç örgü örmeyi bilmeyenler de örebilecek. Çünkü şiş ve tığ yok. En büyük özelliği bu. Evet, böyle gördüğünüz gibi dışarıda rahatlıkla kullanabileceğiniz, hemen giyip çıkabileceğiniz bir yelek. Tabii ki içeride de giyilebilir. Yani içeride giyilmez diye bir şey yok. Peki o zaman başlayalım. Başka da söyleyeceğim bir şey yok zannediyorum. Bu yeleği nasıl örüyoruz? Tabii sizler istediğiniz teknikte aynı mantığı uygulayabilirsiniz. Biz böyle bir saç örgüsü kullandık. Şimdi ben hemen oturayım. En iyi açıdan size ellerimle bu yeleği nasıl öreceksiniz göstereyim. Bu 38 beden bir yelek. Hep aynı şeyi söylüyorum. Sizler kendinize göre ölçüde başlamalısınız diyorum ama böyle yani, çünkü bunun aslında Puffy Fine'ın ve Puffy'nin en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Bu bir aslında mezura gibi, ölçü gibi. Yani arkanızı şu iplikle böyle ölçtüğünüzde, şu anda görebiliyor muyuz arkadaşlar? Böyle ölçtüğümüzde başlayacaksınız. Şimdi ben burada küçük bir ilmek sayısı ile başlayacağım. Sadece örneği göstermek istiyorum ilk etapta. İlk önce Alize Puffy Fine ipliğimizi aldığımızda şu ilk ilmeği açıyoruz. Puffy'de de bu aynı geçerli. Açtık. Şimdi burada sayıyorum, örneğim için benim iki tane saç örgüsü kuracağım size. Bunun için bana 11 ilmek gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Burada 2, yani aslında 4 tane ama birbirine baktığı için 2 tane kuruyorum. Şimdi 11 ilmek sonra yumaktan gelen ilmeğimi alıyorum. Ters örgü ile başlıyorum. Ters örgü için ilmeği böyle bir önceki ilmekten geçirip arkaya çekiyorum. Önden verdim ilmeği. Şimdi burada arkaya atıyorum ipliğimi ve çaprazlar oluşturacağım. Şimdi bunu bırakıyorum. Şunu yapacağım. Şu ikisini çaprazlıyorum arkadaşlar. Görülüyor zannediyorum. İkisini çaprazladım. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa arkadan aldım. Şimdi yumaktan gelen ilmeği alıyorum. Arkadan öne vererek çaprazladığım ilmeğin ilkinden geçirdim ve yukarı çektim. Görülüyor mu arkadaşlar? Devam ediyorum. Yine yumaktan gelen ilmeği alıyorum. Arkadan çaprazladığım ilmeğin içinden öne vererek geçirip yukarı çekiyorum. Şöyle yukarı çektim. Şimdi görebilmeniz için bayağı mücadele veriyorum, biliyor musunuz burada? Evet. Şimdi devam ediyorum. Burada sağ tarafa çaprazladım.
Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum, sola çaprazlıyorum. Yani bir V gibi açıyorum burada örgüyü. Şimdi çaprazladım, sola çaprazladım. Ve yine yumaktan gelen ilmeği alıyorum. Arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Yine yumaktan gelen ilmeği alıp arkadan öne verip yukarı çekiyorum. Şimdi yaptığımı size göstermek istiyorum ne yaptım. Bir ters ilmek ördüm. Burada çaprazlama yaptım. Bir sağ tarafa bir sol tarafa böyle açıldı. Aslında burada yeleği de, yok yeleği almayayım şunu alayım. Şunu yapıyoruz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Arada bir ters örgü öreceğiz şimdi. Hemen ters örgü örelim. Bir tane ters için ipliği öne alıyorum. Şöyle. Önden ilmeği arkaya veriyorum. Ve yukarı çekiyorum. İpliği yine arkaya atıyorum. Aynı bu yaptığım işlemi şimdi tekrar yapıyorum. Ne yapmıştık? Bunu ikinci ilmeği yani çaprazlamada birinci değil ikinci ilmeği aldım sağ tarafa çevirdim. Böyle çaprazladım. Şimdi düz örgü belki böyle düz zeminlerde çok rahat oluyor da böyle örnekli görebilmeniz için anlatmaya çalışıyorum ama karışık gelmesin çok kolay. Yumaktan gelen ilmeği arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Yine yumaktan gelen ilmeği arkadan öne vererek yukarı çektim. Çaprazladığım iki ilmekten. Şunu yapıyorum şimdi şuradayım. Yine iki ilmeği ördük. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sefer sol tarafa çaprazlıyoruz. Şöyle. Şimdi sola çaprazlıyoruz. Bir sağa bir sola. Karşısında sola çaprazladık. Evet. Yine yumaktan gelen ilmeği sırasıyla arkadan öne verip yukarı çekiyorum. Yine arkadan öne vererek yukarı çekiyorum. Görebilmeniz için artık nerelerden çekeceğimi şaşırıyorum. Siz de görüyorsunuz. Evet. Şimdi ters örgü. Hemen yine ipliği öne alıyorum. Ve önden arkaya veriyorum. Önden arkaya verip son ters ilmeği yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada şu çok önemli. Yeleğimizin önünde şöyle görüyorum arkadaşlar. Bir ters ilmek ilerliyor. Burada bir çaprazlama yaptık sağ tarafa. Bir çaprazlama yaptık sol tarafa. Ortada bir ters ilerliyor. Yine bir çaprazlama sağ, çaprazlama sola yine bir ters. Şimdi yeleğimizde dikkat edeceğimiz nokta şu. Önde bir ters olması, aralarda bir ters olması, sonra kenarda bir ters olması. Bağlantı yapabilmek için yeleğin iki parçasını. Bu önemli. Şimdi bizim önde 1, 2, 3... 4 tane yani bundan 4 tane saç örgümüz var önde. Gösterelim mi? Böyle buradan gösterelim. Önde 4 tane böyle saç örgüsü kuruyoruz. Hep biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Şöyle gösterelim. 1, 2, 3 ve 4. Siz bunu 5 kurabilirsiniz, 6 kurabilirsiniz. Bedeninize göre. Ama bu sondaki ilmek tek olmalı. Ters olmalı. Şimdi bir sıra daha öreyim. Burada. Hatta bu başladığımda örmeyeyim. Çünkü ilk başlangıç olduğu için ortada örnek yok karışıyor. Burada göstereyim size nasıl devam ediyoruz. Anlaşılıyor zannediyorum. Şimdi kenarda bir ters yapıyorum. Ters örgü için ilmeğimi alıyorum. Yumaktan gelen ilmeği önden arkaya veriyorum ve yukarı çekiyorum. Çektim. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Örneği çevirmiyoruz. Sağdan sola, soldan sağa aynı işlem. Ne yapıyoruz? Şimdi burada çaprazlanmış zaten. Yine tekrar büküyoruz böyle. Görüldü mü? Tekrar yapmak istiyorum. Şimdi böyle ördük. Bunu tekrar büküyoruz dışa doğru. Hep bunu sağa, bunu sola. Bunu sağa, bunu sola büküyoruz. Büktük. Yumaktan gelen ilmeği arkadan öne verdik ve yukarı çektik. Yine ilmeği arkadan öne veriyorum ve yukarı çekiyorum. Şöyle görmeniz için. Evet.
Burada yine şimdi çaprazlama yapıyorum dışa doğru. Bunu dışa doğru yapıyorum şöyle. Şöyle görüldü mü? Görüldü zannediyorum. Hemen buradan yine yumağı, ipi arkadan öne vererek geçiriyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hep aynı. Çaprazlama. Yine ters örüyorum arada. Şöyle. İpi öne alıyorum. Önden arkaya veriyorum. Ve yukarı çekiyorum. Yine aynı. Dışa çaprazladım. Arkadan öne verdim. Şimdi ben bunu yaparken zaten bunu gösterdik. Bir yeleği tarayabiliriz arkadaşlar. Yaka kesimi için bir başa gelmeliyim. Yaptığımız yeleği. 4 yumak kullanarak yaptık biz bu yeleği arkadaşlar. Sizler 21 ilmek atılıyor ön için. 41 ilmek atılıyor arka için. Arkada 41 ilmek kullanıyoruz. Şimdi geldik burada 40 santim, şöyle gösterebilir miyim şuradan? 40 santim ördük. 40 santim ördükten sonra şimdi kol evini kesiyoruz. Şimdi kol evini kesmeyi gösteriyorum size. Sonra devam edeceğiz. Kol evini nasıl keseceğiz? Tamam. Peki, şimdi kol evine geldik, kol evini kesiyoruz. Burada kol evi için 5 ilmeği dümdüz kapatacağız. Şimdi ama şöyle bir şey var. Kol evindeki ilmekleri kapatabilmek için ipliğin olduğu taraftan değil, ipliğin olmadığı taraftan kapatma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. İpliğin olmadığı taraftan. Şimdi şöyle tutuyoruz. Kapatma işlemi böyle oluyor. Kol evi kesiyorum. Birbirinin üzerinden ilmekleri geçirip yukarı çekiyorum. Çektim. Yine birbirinin üzerinden ilmekleri geçirip yukarı çektim. Kapatıyorum. 2, 3, 4. Yani aslında 5 ilmek kestim ama tabii bu ilmeğim durduğu için 4 kere hareket yaptım. Burayı kestim, 4 de burada kestim. Şimdi gene kesiyorum. 5.'yi kestim. Bu ters ilmek oldu burada. Bu ters hep devam edecek yanda. Yeleğin yanında. Yani şöyle. Yeleğin yanında bakın bu bir kol evi. Pardon bu yaka. Ama aynı şey. Yani şunu kol evi gibi düşünün. Şurada ters ilmek devam edecek. Peki. Şimdi kol evini kestikten sonra dümdüz ilerliyoruz. Aynı şekilde hiçbir başka kesme yapmadan yeleği örmeye devam ediyoruz. Ve geliyoruz yakaya. Yakayı nasıl yapacağız? Şimdi yakayı nasıl keseceğiz? Size onu göstereyim. Yaka için yine aslında aynı kol evi gibi bir işlem yapacağız. Aslında buna da gerek yokmuş. Yine ben şunu da göstereyim. Şunu da göstereyim yakayı da. Evet. Yaka için de aynı şekilde kesiyoruz. Aynı sayı. Ve örmeye devam ediyoruz şimdi. Ters örgü örüyoruz yanda. Ters örüyorum. İpliği arkaya atıyorum. Şimdi geliyorum yakaya doğru. Bu yaka. Hem kol hem yakayı gösteriyorum. Aynı şey çünkü. Yine açıyorum. İpliği arkadan öne geçireceğim. Tabii tutmam gerekiyor. İpliği de arkadan vermem gerekiyor. Şöyle verdim ve çektim. Görülüyor zannediyorum. Yine arkadan öne verdim ve çektim. Yine burayı çaprazlıyorum dışa doğru. İki tarafı karşılıklı tam ters yönlere açıyoruz. Açtım. Şimdi açmadım tabii. Açtım da şöyle şurayı anlatayım. Bir ilmeğim burada vardı. Şimdi kapattım burayı ve bu taraftan geliyorum yakayı. Buradaki bir ilmeği çıkartıyorum. Çünkü burada iki ilmek olması gerekiyor. Yani bu büktüğüm ilmeği örmüyorum, yapmıyorum. Şimdi bu iki tanesini birlikte tutuyorum ve ikisini birlikte alıyorum. Oyuyoruz şimdi yakayı oyuyoruz. Oyduk bir tane. İki ilmeği bir yaptık. Yakayı oyuyoruz. Tekrar iki ilmeği tutuyoruz. Yine birlikte tutuyoruz. Yine ipliği alıyoruz. Yine iki ilmeği birlikte aldık. Aslında bunlar sizin el örgüsünden hiç yabancı olmadığınız çok kolay şeyler de burada gösterirken sanki zormuş gibi algılanıyor zannediyorum. İki iki kestik. İlmekleri iki iki aldık.
Hem giderken hem dönerken. Bu işlemi 3 kez yapıyoruz. 3 kez yaparak şu yakayı elde ediyoruz. Bu yaka arkadaşlar. Şimdi bu yakayı elde ediyoruz. Böyle kesiyoruz. Kestik. Fakat şuna dikkat etmeliyiz. Burada ters ilmek kalmalı. Yani şu saç örgüden sonra bir ters ilmek olmalı burada. Çünkü bize yakada lazım olacak. Omuzda da böyle kaç ilmek kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek. 9 ilmek kaldığında burada tabii bir iki sırada devam ediyoruz. Biraz düz çıkıyoruz. Hemen oyduğumuz gibi bırakmıyoruz yakayı. Düz de çıkıyoruz. Ondan sonra şimdi bu aslında şöyle söyleyebilirim. Şuradan söyleyebilir miyim? Şuradan. Yakayı kesmeye 30 tane bükme olduktan sonra şurada başlıyoruz. Yani bükme de ne diyorum? Şu burgu. Şöyle sayıyoruz. 1, 2, şöyle başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 30 tane böyle olunca biz yakayı 30, hayır bükme. Yani bükme 30 sıra gibi, evet. 30 sıra. Burada kestik. Şimdi burası da kol evi de 17 tane burgu olacak. 17 burgu olunca kol evi tamamlanacak. O zaman biz kol evinden nerede bırakacağımızı bulabiliriz. 17 burguyu yapınca omuzu artık bırakacağız. Şimdi geldik arka için. Şöyle bir göstereyim buradan arkayı da. Arka için 41 ilmek dedik. Arkada da kaç tane kuruldu onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de arkaya kuruyoruz. Bunların bir tanesini işte ikili olanı kol evinden kesiyoruz ve devam ediyoruz aynı şekilde. Şimdi burada önemli olan yakayı göstermek istiyorum. Bu 38 beden tabii. Şimdi yakayı ayrıyetten parça ördük arkadaşlar. Yakayı ayrı parça ördük. 30 tane şey var aynı şekilde 30 sıra burgu yaptık. Böyle dar bir parça bir ters. Şöyle göstereyim yakayı da hemen. Şuradan yaka için şöyle görebiliyor muyuz? Yaka için bir ters iki ilmek burada, iki ilmek burada, dört, bir de burada. Yani iki, dört, beş, altı tane ilmekle biz böyle yaka şeridini örüyoruz. 30 tane sıra olana kadar. 30 tane burgu olana kadar. Şimdi bu parçayı bitiriyoruz. Şimdi yakayı nasıl takacağız? Burayı da oyduk. Yakayı takabilmek için şunu yapıyoruz. Bu ilmekleri şöyle, benim bir tığa ihtiyacım olacak arkadaşlar. Bir tığ alabilir miyim? Benim masamda olabilir. Böyle ilmekleri hazırlıyorum. Şöyle hazırlıyorum. Böyle ilmekleri geçiriyorum kenarından. Geçiriyorum. Yine geçiriyorum. Böyle ilmekleri kenarda hazırlıyorum. Bazen iki kere geçiriyorum çünkü kasma olmasın diye. Üç tane de bir, dört tane de bir. Yine ilmeği geçiriyorum. Şimdi yana ilmeklerimi hazırlıyorum. Böyle. Şimdi tığsız, şişsiz tabii ki bu iplik. Örüyoruz ama bazen böyle bazı yerlerde tığa ihtiyaç duyuyoruz. Çabuk, kolay geçirebilmek için şeyi. Mesela şunu göstereyim. Şuradan geçireceğiz. Şimdi tığı alıyorum. Şöyle yakanın etrafına bunu geçeceğim. Tabii ki tığıyla daha çabuk geçirebilirim. Elle de geçirebilirim ama şöyle görebilmeniz için çektim. Geçiriyorum. Bunu alıyorum. Çekiyorum. Bunu alıyorum. Çekiyorum. Bakın böyle karşılıklı geçiriyorum. Şimdi omuz eklemesini tabii tek katından geçiriyorum. Bu çok önemli ama iki tane burada bölüm var. İlmeğin iki tarafı ben ilmeğin tek tarafından geçiriyorum. Kalınlık yapmamalı. Böyle geçiriyorum. Şimdi bu mantık yani önce ilmekleri geçirdim örgüye sonra buraya monte ediyorum. Şimdi bu mantığı başka nerede kullanabiliriz? Eklemede kullanabiliriz. Yani yeleğin iki yanını parçaları eklerken kullanabiliriz. Omuzları eklerken kullanabiliriz. Bir tarafta örgünün arkayı kapatırız arkayı ördüğümüzde omuzu. Öndeki ilmekleri aynı bu şekilde geçiririz ve kapatarak birleştirme yaparız. Şimdi bunu bırakıyorum tığı. Şöyle göstereyim. İlmekleri birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyorum. İlmekleri alıyorum. Birbirinin üzerinden geçirerek
Böyle kapatıyorum. Şimdi ne yapmış oluyorum? Monte etmiş oluyorum yakayı, yeleğin oyduğum yakasına. İpi alıyorum ilmekleri, arkadan öne veriyorum. Öndeki ilmeğin içinden geçirip yukarı çekiyorum. Ve çok düzgün bir ekleme oluyor. Yani böyle bir iplikle, böyle bir düzgünlüğü elde ederek ekleme, monte etme. Yine tabii bu Puffy Fine'ın ilmekleri sayesinde oluyor. Hiç de tığ şiş kullanmıyorum. Böyle elimle örüyorum. Yine omuzu kapatabilirsiniz. Arkanın ilmekleri bırakıp aynı şekilde monte edebilirsiniz. Yaka böyle dönüyor tabii, ben size çok az bir şey gösterebilmek için böyle küçük bir parça ördük biz. Zannediyorum anlaşıldı. Vallahi her şeyi gösterdik. Yakayı gösterdik. Ha, kol evi çevresi, onu da göstereyim. Şimdi şuradan gösterebilir miyiz? İleğimiz bitti diyelim arkadaşlar. Hırka yapılabilir mi gibi bir soru alıyorum. Hırka yapılabilir tabii. Kol örersiniz. Aynı el örgüsü mantığıyla her şey yapabilirsiniz. Puffy fine iplikleriyle. Şimdi yeleğimizi bitirdik. Her şey bitti. Yakayı da taktık. En son yeleğimizin bütün etrafını, biz bunu battaniyelerde de yapıyoruz biliyorsunuz. Aynı böyle ilmek çıkardığım gibi, yakayı taktığım gibi ilmekleri çıkarıyoruz. Şimdi onu da yapacağım size. Bütün her yerinden, sonra ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyoruz. Böyle derli toplu kenarları bir yelek oluyor. Yine kol evinin etrafından da aynı şey yapıyoruz. Ama kapatırken kasacağını anladığımız yerlerde iki ilmek çıkarıyoruz. Mesela 3-4 ilmekte bir iki ilmek çıkarıyoruz. Eğer kasmıyorsa, şimdi örgünün tipine göre değişir bu tam sayı da beraber. Kasmıyorsa devam ediyorsunuz. Anlarsınız siz onu, kasacağı yerde iki tane çıkarıyorsunuz. Evet, şimdi yapayım onu da. Şöyle şuradan tekrar buraya geçerek ve bitirelim. Şimdi kenarı kapatıyoruz diyelim. Yeleğimizi ördük. Kenar için alıyoruz böyle ipliğimizi, burada hatta bırakıyoruz. Şöyle tek tek geçiriyoruz. Şöyle geçiriyoruz. Hazırlıyoruz yani ilmekleri kenarda. Evet. Şimdi kenara ilmek hazırlıyorum. Böyle. Bütün etrafını yeleğin dönebilmek için. Mesela öne hazırlıyorum diyelim. Böyle ilmekleri geçiriyorum. Bakın burada mesela sanki kasmayacak örgü tipinden dolayı tek tek geçiriyorum. Hiç çift geçirmeye gerek yok. Geçirdim, evet. Yok, gerek yok buna. Şimdi örgüye göre değişiyor. Bazı örgülerde mesela düz örgülerde özellikle. Evet, şimdi kapatıyorum diyelim. Böyle ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek kapatacaksınız. Şurayı kapatmıyorum tabi, burası omuz. Ben size kenarı gösteriyorum. Kol evinin mesela etrafını, önün etrafını böyle birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyoruz. Birbirinin üzerinden geçirerek. Bu bizim yeleğimizin etrafı oluyor. Aşağısı için de aynı şey geçerli. Yine dönüyorsunuz böyle. Hep her ilmeğin arasından birer tane geçirip böyle kapatma işlemini yapıyoruz. Zannediyorum anlaşıldı. Zaten videolarımız çok var Alize YouTube kanalında. Oradan da izleyebilirsiniz tekrar. Bu tip çalışmaları çok yaptık ve devam edeceğiz. Alize Puffy Fine tam şu an mevsimi bu tür çalışmaların, pançoların ve devam edeceğiz. Evet, sizlere keyifli örgüler diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.